İrfan Kurt. Böğrenli Doktor Osman Avni Kurt'un oğluyum. 1946 doğumluyum. 35 sene sigorta hastanesinde çalıştım. Oradan emekli oldum. O Böğren dağlarında da askere gidene kadar çok koyun güttüm. Buraya indik, sigorta hastanesinde de doktor oldum. Doktor İrfan dillerdi. Gece gündüz araba gelir taşırdı beni. Ne o ameliyat var, ne o yanıklı var, ne o işeyememiş sonda boyacan. Öyle taşındık. Çok hizmetlerim var. ...1968'de askerden gelince evlendim ve 1968'in 12. ayında Eriyeli'ye taşındım. Fakat askere gidene kadar o Böğren dağlarında koyun güttüm. Hep aklımda o koyun güttüğüm yerler, hayal ederim şimdi. Taşlara ismimi yazardım İrfan Kurt diye. Okullarmış çobanlar beni hatırlıyor. Askere gidene kadar hayatım benim o dağlarda geçti. Peki İrfan abi, köyümüzde mesela belli başlı yerler nereler vardı? Nerelerde koyun güderdin? Keklören dışında başka nerelerde koyunlar otlatırdın? Ya Böğren'in dağının her tarafında, Keklören'de, Karaboyalık'ta, Beşşenalık'ta, efendim, Teknecik'te, Yelice'de. Teknecik'te, Yelice'de. Bak şimdi isimlerini unutuyorum oraların. İn aşağıya, Devalı'nda, İnice'de. Yaylalarda da boyun gittik. Ama bir türlü unutamadım diyorsun değil mi köyümüzün dağlarını? Orayı unutamam. Şöyle akşam Somya'ya söykendim miydi o dağları tek tek hayal eder. Gözümün önünde canlandırırım bir. Bir de köyün geçmişlerini Kavaktan çıkarken Küllümeyan'ın evinden tutar, Zabid'in evinden çıkarın, geçmişleri tüm sayar, hayal eder. Evet, epey bir geçmişi var. Tabii ki köyümüz büyük olunca, köyümüz eskiden köyler arasında en büyük köy bizim köymüş. Yani tabii şimdi, ki gelip geçen de ona göre. Bayramlarda bayram namazından çıktık mıydı? Bir ucu mezarlığa dayanırdı, bir ucu da daha aşağıda Gözmail'in evinin o aralarda olurdu. Koyun sürüsü gibi kabire millet akardı. Kabir ziyareti Arefe günü mü olurdu, bayram günü mü olurdu İrfan abi? Bayram namazından çıkınca topluca mezar ziyaretleri olurdu, öyle mi? Evet. Peki ikramlar olur muydu? Bayram sabahlarında köylüler tarafından şerbet falan verilir miydi cami cemaatine? Bayram, Ramazan bayramında kabir ziyaretinden sonra koyun ortasında odalar vardı. Evet. Onların damının üstünde her evden tabak tabak işte neyse koyun şeyi onlar gelir yenirdi. Orada toplu yemek yenirdi öyle yenirdi. Mi? Yenirdi. Kurban bayramında da kurban kesildikten sonra öğlen namazından sonra kurban kesenler her evden birer tabak kavurma gelir orada yenir. Yine toplu yemek yenirdi kurban bayramlarında da. Bizim köyün değerlerinden, büyük geçmişlerinden böyle kayda değer kimler vardı? Mesela böyle doktorluk yapan, öğretmenlik yapan. Doktor Osman vardı.
Karacadağ'ın doktoruydu. Evet. Osman Kurt. Nuri Çavuş vardı. Kaç sene muhtarlık yapmış. Köyün sokaklarına kaldırım döşetmişmiş. Allah Allah. Evet. Ondan sonra o eri gıtlık senesi gelir. Buraya Eriyeli'ye gelir. Fabrikaya girmiş filan. Naim almışmış, koruyu bozmuş, cırlayın o şeyi filan. Millet kesmiş gelmiş, ahırın samanlığın üstünde daha meşe ağaçlar var. Yani o zaman tamamen ormanı kurutmuşlarmış öyle mi? Ağaları kimlerdi, zenginleri var mıydı, kimlerdi ağaları, köyün ağaları? Köyde işte Ali Aşağı vardı. Hacı Müsoğlu vardı, efendim, bir de daha evvel benim bilmediğim Hacı Mehmet filan varmış köyün ağalarından, bunları biliyorum. Ereğli'ye ulaşım nasıldı İrfan abi? Neyle ulaşım? Ereğli'ye ulaşım, eşekle gelir giderdik, sonra kamyon çıktı, çarşamba gün çıkar, getirir, perşembe günü öğlenden sonra bir öğrene götürür. Bir öğrenin de diğerli de o kamyon. Şimdi başka şey yok muydu? Mesela eşek merkepten sonra at arabası falan Ereğli'ye gider gelir miydi? At arabası da bir ara çıktı tabi. At arabası, eşekten sonra at arabasıyla. Yolları nasıldı o zamanlar köyün yolları? At arabası mesela kamyon, motor, şey otobüs işleyebilecek şekilde miydi? Ya yani köy yolu işte patika yolu. Şimdi yok ki. Evet. Peki İrfan abi, Allah razı olsun, beni misafir ettiniz, eski resimlerden çektik, söyleşi yaptık köyümüz adına. Bize söylemek istediğin son bir şeyler var mı? Bir köyümüz adına veya bir dörtlük şiir söylemek istediğin bir şeyler var mı bize İrfan abim? Ya çok da şimdi aklımda yok. Körümüş gözlerim görmedi seni. Bir günden bir güne sormadın beni. Birinin sevdiği sevgilim severdin beni. Hata benim, günah benim, suç benim. Çok teşekkür ederim İrfan abi. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. İnşallah görüşmek dileğiyle İrfan abim.